Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün biraz durgun bir şekilde videoyu açıyorum. Yani sabah başıma bir olay geldi ve gerçekten çok ağladım. Yani aslında Zeyd Mirza fazla ağlamadı ama ben ağladım. İçim gitti resmen. Bakın size şimdi göstereyim. Kurban oldum. Tırnakları bayağı bir uzamıştı. Normalde kesiyordum. Ama sabah erkenden sanırım dalgınlığıma geldi, bilmiyorum ama etini kıstırdım ve biraz böyle şu taraftan koptu, yani sallanıyor daha doğrusu. Zeyd Mirza aynı bu şeyin içindeydi ve ben onu kestikten sonra biraz ağladı. Kucağıma aldıktan sonra hemen sustu ama benim içim parçalandı resmen. İlk kez böyle bir şey başıma geldi. Bayağı ağladım. Sonra Akif'i aradım, annemi aradım, yani işte o şeyle. Ondan sonra sardım böyle. Şu an çok şükür iyi tosbiyim. Ama bayağı bir üzüldüm ya. Keşke yapmasaydım, keşke olmasaydı ama oldu artık. Sizlerin de başına hiç geldi mi böyle yeni doğan bebişlerinizin parmağına bir şeyler yaptınız mı bilmiyorum ama ben de ilk kez oldu ve çok moralim bozuldu. Gerçekten bayağı ağladım. Umarım bir daha olmaz. Zaten bu saatten sonra hiç keseceğimi düşünmüyorum. Yapmam yani, bir daha cesaret etmem. Akif keser artık. Zaten o hep böyle genelde kesiyordu. O daha iyi yapıyor. O yapsın en iyisi. Ben korktum yani bu saatten sonra. Bir de başka yara bandı yoktu. Böyle kestim bunu ortadan da. Bir gün ona dışarı çıkacağım. Hem çocuklar için yara bandı alacağım. Hem de bebişime hediye alacağım. Ve beni affetmesini söyleyeceğim. Bin kere özür diledim. Sanki beni anlıyormuş gibi. Ama sana bir gün hediye de alacağım oğluşum. Çünkü tırnaklarını biraz kesmek istedim. Yüzünü bayağı çözüyor, görüyorsunuz. Dedim biraz keseyim. Hani o kadar çızmasın. Sonuçta öyle de canı acıyabilir. Ama oldu artık. Yapacak bir şey yok. Bir daha olmaz inşallah. Ve bunu anladım. Hani bir söz vardır ya, böyle hani derler, çocuğun ayağına taş gelince bile hani dünyam yıkılır, öyle bir laf vardı da tam hatırlamıyorum. Aynısını annem telefonda bir gün bana dedi. Gerçekten de öyle yani. Ben sadece böyle tırnağın yani derisi gitti, yani sallanıyor daha doğrusu. Onun için böyle üzüldüysem diğer annelerin acısını gerçekten düşünmek istemiyorum. Rabbim tüm evlatlarımızı korusun. Tüm kazalardan, tüm belalardan inşallah. Gerçekten hani çok acı verici. O Zeyd Mirza ağlamasa bile hani ben üzülüyorum sonuçta. Bir de canı bence acıyordur. Yani belki de çok küçük diye fazla hissetmedi ama yine de benim canım yandı. Canım oluşum. Neyse arkadaşlar, ben biraz oluşumla böyle zaman geçireyim. Ondan sonra tekrardan görüşürüz inşallah. Evet, ben Minim'in şişelerini böyle yıkadım. Bu Frosch'tan bebeklere özel deterjanı kullanıyorum. Böyle Spül Reiniger. Ve çok memnunum gerçekten. Bunlar da zaten Zeyd Mirza'nın yıkamak için. Bunları bir güzel yıkadım. Şimdi de yine bunu taktım ve bir güzel sterilize edeceğim. Tertemiz olsunlar. Sonra içim yine rahat eder. Şimdi bunu bir açayım ben. Böyle 10 dakikalık ayara getirdim. Şöyle buharlı temizleme. Şimdi güzel temizlensinler. Evet, ben de şimdi hazırlandım. Birazdan çıkacağız. Zeyd Mirza'yı da hazırladım. Karnını doyurdum. Altını açtım. Bebek arabasına koydum ve uyudum minnoş. Ve dışarı bugün yine yanıyor arkadaşlar. Bakalım. Sanki esiyor gibime geldi ama gerçekten sıcak, yani güneş de hala var. Şöyle tişört giydim. Bunu ben Hamdem'den almıştım, H&M'den. Normalde ben size H&M alışveriş videosu çekecektim. Bir sürü bir şeyler almıştım ama hepsini giydim, etiketini söktüm. O yüzden artık böyle tek tek üzerimde görürsünüz diye düşünüyorum. Şöyle bir crop top tişört, bakın hani uzun değil. Dediğim gibi Hamdem'den aldım ve fiyatı sanırım ya 9.99 ya da 14.99, öyle bir şey. Linkini bırakırım sizlere. Bir de bir Çin pantolonumu giydim. Yani normalde tek bir tane pantolon oluyor sanıyordum ama bu pantolonum da oldu. O yüzden mutluyum. Sanırım kilolar artık yavaş yavaş gidiyor ve eski pantolonlarımı giyeceğim artık. Bu şekilde makyaj yapmadım tabii ki de.
Zaten hava da çok sıcak. Bu arada nereye gittiğimi demedim sanırım. Biraz dolaşacağım yani Zeyd Mirza'yla. Biraz temiz hava alsın. Ondan sonra da ona oyuncak bakmaya gideceğim. Ha söylemiştim bunu zaten aynen. Mila'da birkaç eksiğim var. Onlara bakarım. Ama bir liste yapmam lazım. Çünkü oraya gidince nedense hep unutuyorum. Aklıma gelmiyor. Hemen gördüğüm şeyi alıp çıkıyorum. Neyse o zaman ben çıkayım. Sonra dışarıda tekrardan görüşürüz inşallah. Ya bu yara bandını görünce gerçekten aşırı moralim bozuluyor. Ya nasıl böyle bir hata yaptım. Of neyse. Gerçekten hala moralim bozuk da yapacak bir şey yok artık. Şöyle şortunu giydirdim. Ve tişörtünü giydi. Hava zaten çok sıcak. Ve çoraplarını da şimdi giydirdim de bakalım. Ama çorapları kalır bence. Neyse ben çıkayım, bu şimdi huysuzluk. Evet şöyle çıktık biz. Babamızı ziyaret ediyoruz. Öyle bir karar aldım şu an, haberi yok. Parmağına baksın. Ona çok üzüldü, ben onu aramıştım, ağlıyordum. Diyor sakin ol, ağlarsan o daha çok hisseder dedi. Öyle sakinleştim de şimdi gidiyoruz bakalım. Bizi görünce kesin çok sevinecek. Akif'i görememiştim, o yüzden mecbur söyledim. Şimdi yanımıza geliyor. Bakın orada. Biz de burada gölgedeyiz. Geliyor babiş. Bakalım ne tepki verecek. Sırıtıyor. Allah kusacak bana kesin. Hello. Sevindin mi? Ama yatıyor. Parmağına bak. Babam. Kurban olurum sana. Bak yaraban. Kurban olurum. Şimdi annesi gidip ona özür dileme hediyesi alacak. Nasıl kestin hiç sen öyle? Vallahi kestim, bir şekilde hiç sorma. Ben hemen bir eve uğradım çünkü şemsiyesini aldım. Çünkü bayağı güneş vuruyordu. O yüzden üzerine güneş gelsin istemedim fazla. Gittim hemen böyle taktım. Şimdi tekrardan çıkıyorum. Zaten uzakta değildi, o yüzden sorun olmadı. Ama bir de bir şey soracağım size. Siz bebeklerinize güneş kremi kullanıyor musunuz? Bilmiyorum, bir yerde okudum. Ya bebeklere güneş kremi iyi değilmiş diye. Ama sizin fikrinizi de öğrenmek istiyorum. Çünkü aranızda sonuçta tecrübeli anneler vardır. O yüzden yazarsanız sevinirim. Hani kullanıyor musunuz diye. Kullanıyorsanız da hangi güneş kremi? Ben de gidince bakacağım hani neler var. Şeyde müller. Şu an ayak maskesi arıyorum ama nedense göremiyorum arkadaşlar. Gerçekten göremiyorum. Bari o şeyi bulsam, hani burnuma yapıştırıyorum ya gözenekler için. Her şeyin yerini unutmuşum resmen. Hiçbir şey bulamıyorum bu sıcakta. Neyse önce bir diğer eksiklerimi alayım. Şampuan da alacağım çünkü. Bir bakayım biraz. Şampuan, deodorant da alacağım. Bakın iyi ki hatırladım da. Ha, diğer reyonda olabilir. Bakalım. Hiçbir şey bulamayanlar da bugün. Ve yine geldik oyuncaklar dünyasına. Hiç girmeyeyim bu sefer, yoksa yine kendimden geçeceğim. Zeyd'e bir şeyler bakayım da hani ne var onun yaşına göre. Bu arada aşırı mutlu olduğum bir şeyler aldım. Evde anlatacağım sizlere de ve indirimdeydi. Çok mutlu oldum tabii ki de. Şimdi bir bakayım Zeyd Mirza'ya uygun neler var. Kızlar biz şimdi eve geldik, size şimdi aldıklarımı göstereceğim. Mülla'da size demiştim zaten çok istediğim bir şeyi aldım. Onlar da buradaki gördüğünüz şampuanlar. Ben bunların adını hep duyuyordum ve Amazon'da vesaire görüyordum ama çok pahalıydı yani. Daha doğrusu hiç denememiştim. Şimdi denemek için aldım ama sonra fiyatı sanırım 8 veya 9 euro. Hatta bazı yerlerde 10 euro. Ama Mülla'da şu an indirimde ve sadece 5 euro ve 50 kuruş. Yani 5 euro 50 cent. Almak isteyenler ve denemek isteyenler bence kaçırmasın. Ben kendime şimdi böyle 2 tane şampuanını ve bir tane de saç kremini aldım. Bunlar tam olarak at şampuanı arkadaşlar ama tabii ki de biz insanlar için uygun olan bir şampuan.
Bundan aldım. Böyle saçlarını hani hem güçlendiriyor hem parlatıyormuş. Çok merak ettim gerçekten ve bazılarda hatta saç dökülmesine karşı olan bir şey demiş. Yazmış yani, öyle okumuştum. Çünkü dediğim gibi ben bunları ta ne zaman denemek istiyordum. Sonra unuttum gitti öyle. Ve şimdi görmüşken şaşırdım yani, ilk kez gördüm. Dediğim gibi iki şampuan, bir tane de kremini aldım. Tanesi 5 €50. Yani çok uyguna geldi. Ondan sonra kendime bir tane böyle deodorant aldım. Ve tuzluğumu kaybettim. İki tane vardı. Nerede bilmiyorum. O yüzden bir tane aldım. Normalde aylardır tuzluk arıyorum. Hiçbir yerde bulamıyordum. Böyle küçük bir tane aldım siyah şimdi. Sonra kendime şöyle bir oje aldım. Rengi çok hoşuma gitti. Tam yazlık bir renk. Ondan sonra Zeyd Mirza için böyle yara bandı. Aslında hepimiz kullanırız. Çünkü böyle sade renkte. Bir tane böyle macun aldım. Sonra böyle makyaj silme petleri. Her gittiğimde alıyorum. Çünkü hep lazım zaten. Sonra şöyle streç filmim bitmişti. Ondan bir tane aldım. Ondan sonra şöyle VC kokusu. Normalde diğerlerinden almak istiyordum. Ama arkadaşlar bende şu gördüğünüz... İşte hani dolduruyorsunuz ya, onlardan bayağı bir çok var evde. Kullanamıyorum çünkü benim gibi akıllı gitmiş bunu çöpe atmış. Bu ortada gördüğünüz plastiği. O yüzden mecbur bundan yine aldım ve evdeki bu bütün hepsini kullanacağım. Sonra yine diğerlerinden alacağım. Hani böyle iki tarafa asılıyor ya. Onlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Ve sonrasından da... Limu yanıyor, hemen size göstereyim. Sonrasından da böyle ara ara hep böyle resimler çıkartıyorum. Çünkü hatıra kalsın istiyorum. Bakın şöyle bir tane ilk kez çıkardım. Bunu yeni çekmiştim. Burada da Zeyd Mirza 1 aylık. Bakın çok küçük. Burada da 1 aylık. Böyle hatıra kutusuna koyacağım. Ve şu aile resmimizi çıkardım. Ara ara çıkartıyorum zaten biliyorsunuz. Ondan sonra tiramisu için, tiramisu için malzeme aldım. Böyle 2 tane mascarpone ve 2 tane böyle kedi dili aldım. Ben gerçekten hani çok mascarpone denedim ama en sevdiğim bu S-Bütçeler. Çünkü diğerleri çok sıvı oluyor. Her neyse, ben şimdi kapatıyorum çünkü minim uyandı. Tam eve geldim, o uyandı. Neyse, zaten gösterdim size aldıklarımı. Ben Zeyd Mirza'yı bebek arabasından çıkardım. Şimdi yanımda uzanıyor. Altını açacağım ama tekrar uyudu yani. Hiç uyanmadı. Sadece biraz önce ses çıkardı. O yüzden biraz daha bekleyeceğim. Zaten birazdan acıkır. Ben de burada oturdum. Bugün aslında oyuncak alacaktım Zeyd Mirza'ya. Böyle bir şey almak istiyordum. Hani beşiğe takılıyor böyle mobil. Sanırım Türkçeden de mobil olarak geçiyor. Böyle dönen şeyler var ya. Bizde var bir tane beşiğin üstünde. Böyle gök kuşaklı. Ama o hani dönmüyor, ses çıkarmıyor. O yüzden bizim yani anne yanı beşiği için bir tane alacağım. Bir tane buldum. Çok tatlıydı. Böyle renkli renkli bir şeyler üstündeydi. Tavşan mıydı? Tam hatırlayamadım ama fiyatı 40 euroydu. Ve ben onu Amazon'da görmüştüm. Sonra bir tekrar bakayım dedim. Amazon'da da aynısı 30 euro ve başka bir sayfada da 30 euro. O yüzden saçma buldum. Yani 10 euro fazla vermek istemedim. Bugün sipariş veririm. Zaten hemen gelir 1-2 güne. O yüzden almadım yani. Minnoşuma bir şey olsun. Dediğim gibi internetten sipariş vereceğim. Artık oradan gelir. Bu şekilde yani. Şimdi oturuyorum. Birazdan yemek yaparım. Akif de zaten 1 saatte falan çıkar. Bugün yine balık günü. Somon balığı yapacağım. En sevdiğimiz balık zaten. Yanına da yine brokoli haşlarım. Bakayım. Pilav mı yapsam acaba? Ya da yok ya. Patates püresi yapabilirim aslında. Neyse, bakarım ona da. Şimdilik oturuyorum. Ondan sonra kalkarım zaten mutfağa. Arkadaşlar belki hatırlarsınız. Bu kokuyu ben Action'den almıştım. Ve gerçekten çok güzel kokuyor. Çünkü bir takipçim sormuştu. Hani güzel kokuyorsa söyler misin diye. Gerçekten güzel yani. Bakın şu an buraya geliyor. Biterse yine alırım. Tabii bitmezse. Kokusu bayağı bir hoşuma gitti. Böyle oryantal bir kokusu var. Benim minnoşum uyandı. Şu tişörtü üzerindeydi. Bunu çıkarttım şimdi. Altında böyle bodysi var. Çoraplarını da çıkardım. Çünkü evin içerisi yanıyor. Bir takipçim de sormuş. Bebeği herhalde aynı benimki gibi 2 aylık. Sen hani dışarı böyle çıkartıyorsun, çocuk hani
üşümüyor mu? Ben de çıkartmak istiyorum ama korkuyorum yazmış. Yani arkadaşlar havalar burada şu an hep 28 derece. Yani bayağı sıcak. O yüzden hiç hani dert etmiyorum. Ama böyle mesela soğuk olduğu zaman tabii ben de çıkarmam. Ama sıcak havalarda tabii o da rahat etsin diye böyle kısa kolla veya kısa şortla çıkartıyorum. Böyle biraz esince de çorap giydiriyorum. Bu şekilde ama çok şükür bir şey olmuyor. Böyle bundan da bahsedeyim dedim. Ay bayağı terledim yine. Şimdi saçımı bir yukarıdan bağlayacağım. Ve yüzümü yıkayacağım. Çünkü daha yeni tiramisu yaptım. Ama onu artık bundan sonraki videoda görürsünüz. Öyle. Şimdi çamaşırım vardı. Onu katlayacağım. Ondan sonra banyomun tozunu alacağım. Aynayı falan sileceğim. Çünkü kirlendi. Belki görüyorsunuzdur. Bunları halledeyim. Çünkü yarın misafirim var. Öyle. Neyse. O zaman ama ben şimdi burada kapatayım. Çünkü çekmem büyük ihtimal. Bebek de içeride zaten. Stres olurum öyle. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bir dahaki sefere inşallah görüşmek üzere. Bay bay.